Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babın buca vezetil mikati bilayhan. İhramsız olarak mikattan geçmek. Men cavezel mikati, mikattan kim geçerse gayran muhremi ihramsız şekilde sümme ahreme, daha sonra ihrama girse ileride lezme ödemun. Bir kurban kesmesi, koyun kesmesi gerekiyor. Çünkü ihram için gerekli olan vakti geri kaçırmış. Fin ade ilehi, mikata geri dönse muhrimen ihrama girdiği halde tekrar mülebbiyen telbi okuduğu halde tekrar sakata kurbanından düşer. Ve endehuma yeskutu bi abdihi muhrimen ve inlem mülebbi. İhramlı olarak dönse, ihrama girse yani tekrar telbi okumasa bile ona kurban düşer diyor imami. Ve in ade mikata geri dönse kablen yuhrime, İhrama girmeden evvel geri döndü ve ahreme, orada ihrama girse tekrar mevdu sakata, ihram girdiği için kurban düşer. Demek bir evvelde ihramsız olarak geçti, ileride ihrama girdi. Geri geldi mikattan, o ihram ile beraber başlamış oldu. Bu durumda İmam-ı Azam'a göre kurban düşüyor. İmame'ne göre telbiye okuması da düşüyor. İmam-ı Azam'a göre İhramlı olduğu için geri geldi. İhramlı sanki mikattan geçmiş oldu ve telbiye okudu. Kurban düşüyor. İmamiyene göre telbiye okuması da düşer. Ama ihrama girmedi de geldi, geri döndü, başa döndü, mikata döndü. Orada ihrama girse o zaman ittifaklarından kurban düşer. Ceza lev ahreme bi umretin, ihrama, umre için ihrama girdi. Mikat bölgesinden içeride. Şimdi efsede, sonra onu ifsat kaldırdı. Fakat daha sonra onu kaza etti. Kaza edince ne oldu? Evet, suç kalmış o. İn ade mikata dönse badem maşşara fit tavaf. Tavafı başladıktan sonra aa dedi, ben ihrama mikattan girmemiştim. Geri dönse mikata la yasbutu, ondan o kurban kesme şeyi düşmez. Ve in dekale küfi gün el bostan. Yani Mekke dışına gelen birisi, bostan Mekke'nin yakında bir mahalledir. Bostana girse lihacetin bir ihtiyaç için. Felev dokulu Mekke'te garem muhrimin. Oraya girdiği için artık harem bölgesine girmiş oldu. Harem o zaman Mekke'ye de ihramsız girebiliyor. Bu yani ihram Mekke'de çalışanlar için kolaydır. Ve mikatuhu, o postana giren, yani Mekke'nin yakındaki mahallesine giren kişinin mikatı el bostana, o girdiği postan o Mekke'nin yakındaki yerdir. Hemen dekale Mekke'te bilâ ihramin, kim ihramsız bir şekilde Mekke'ye girse lezimehu haçun ev umretun, ceza olarak diyor buna haç ve umre gerekir. Haç mevsimi haç, umre zamanı ise umre. Öyle ve ade geri dönse ve ahreme bi haç etil islam, farz haç için ihrama girse bi âmi, o sene sakata ma lezimehu bi duhul Mekke'te, Mekke'ye girdiği zaman üzerine gerek olan şey haç ve umreydi, ondan düşer. Ve imbade amihim, daha sonraki sene girse la yeskutu, onunla evvelki cezasını düşmüş ondan. Demek ki o sene yani hac aylarının harama giren kişinin hac yapması lazım. O yüzden ne yapıyorlar işte? Ramazan bayramından önce umrecileri Mekke'den çıkarıyorlar. Çünkü Ramazan bayramı günü Şevval'in biridir. Hac ayları başlamış oluyor. Orada Kabe'nin yanındaysan, haremdeysen artık hac yapman lazım. Ve cavaze Mekkiyün ev mütemettiun el harem. Mekki olan, Mekke'de yaşayan kişi veya temettü yapan, dışarıdan gelip de temettü yapan kişi hareme geçse, gayrem muhrimin ihramsız olduğu halde hareme girdi. Fevve kemen cavaze el mikate, yani harem bölgesi Mekkeliler için harem bölgesi sanki mikat gibidir. Oradan hareme doğru ihramsız geçse sanki mikatı ihramsız geçen gibidir. Ne olacak? Geri dönüp harem sınırına dönüp oradan şey var, ihram geçecek. Yani mesela Tenim Mescidi var. Orada mesela Cürane var mesela. Oralara gidip mikata, mikat sayılıyor. Onların mikatı orası oluyor. Oradan ihram geçecek. Hac zamanında temettü yapanın mikatı neresidir? Haremin kendisidir. Yani otelidir. Ve vukufuhu ketavafihi, Mekkeli'nin veya temettü yapan kişinin vakfesi tavafı gibidir. Yani vakfeyi kaçırsa tavaf meselesinde olduğu gibidir. Direkt vakfeye çıksa
O zaman ne oluyor? Mikat'ı geçti. Doğru Arafat'a çıksa, vakfe yapmadan evvel dönse, ihrama girse, üzerinden kurban düşer. Vakfeden sonra dönse, kurban düşmez. Bab-ı izafettir, ihram ile ihram. İhramı ihrama eklemek. Bir ihramdan çıkmadan diğer ihrama giriyor. Bakalım nedir? Mekkiyün, Mekke'de bulunan Mekkeli, tâfe li umretihi, şarttan. Umresi için bir şart yaptı veya iki şart yaptı veya üç şart yaptı. Yani dörtten az yaptı. Ve ahrame bil hacci, umre için ihrama girmişti ama umreyi tamamlamadan işte hacca bir daha ihram. Hac için ihrama girse, rafadahu umreyi kaldırmış oldu. Rafadahu haccını kaldıracak. Ve aleyhi üzerine kurban gerekir. Fakat daha haccın ve umretin ve bir de hem haccının hem de umresinin kazası gerekir. Ayet yamın bir kurban gerekiyor. Bir de hac bir umre gerekiyor. Neden? Evet ihramı tamamlamadan başka bir ihram da üzerine lazım getirdi. Yani fe'ahrana bilhacci ve aleyhi rafduhu ibaresinde böyle olmasın da böyle takdim var. Bu kişinin üzerine bunu kaldırmak gerekiyor oluyor. Haccını kaldırması gerekiyor. Çünkü umre tamamlamamış. Hakikaten daha haccın ve umretin hem de hac ve bir umre kazanacak. Böyle etem ve huma haccın umre tamamlasa sağa sahiptir ve aleyhi demun. O zaman bir kurban için. Ve nahramı bir haccin bir adam haccin ihrama girse sümme bir ahara yemen nahir bayram gününde bir haccin içinde ihrama girse ve inkâne kat halaka fil evvel ilk haccını tamamlayıp tıraş olmuşsa lezim ussani ikincisi ona lazım gelir. Ne olacak şimdi? Arafat yükü yok. Arafat'a çıkamayacak. O zaman üzerine bir hac gerekli oluyor sene. Gelecek sene hac yapması lazım. Adem Aleyh kurban gerekmez. Ve illa eğer tıraş olmadan evvel ihrama çıkmadan evvel ikinci iş hac için ihrama girse lezimehu ikinciye sonra gelen lazım oluyor ve aleyhi demun bir kurban gerekiyor. Sevan kassara bad ihrami sani evle mükassir. İsterse ikinci ihramdan sonra saçın kısaltmasın gene üzerine bir kurban gerekiyor oluyor. Bu yandı yok. Bir mevsimde ancak bir aç yapılır. Yani de imam ediyorum. İnle mükassir saçın kısaltmamışsa fela demalehi. Üzerine kurban yok. Demek ki evet ihramdan çıkmamış. Hemen feragha min umretihi kim umresini bitirse ille taksir saç kısaltması kesmesi hariç kalsa ve ahreme bir uhra başka bir ihrama daha girse lezim ötemun üzerine bir kurban kesmek gerekli oluyor. Ne oldu? Evet ihram da çıkmış değil. O yüzden. Ve ahreme afakiyyun hariçten gelen birisi ihrama girse bir haç için sümme bir umretin bir umre üzerine bunun üzerine de bir umre için ihrama girse lezim mahu her ikisini yapması gerekiyor. Afakliler neydi? Kıran yapabilirler mesela. Her ikisini yapması gerekiyor. Ve vakafe bi arafate kable ef'alil umre. Umre fiillerini yapmadan evvel gidip Arafat'ta vakfe yapsa fakad rafadaha o zaman umresini kaldırmış oldu. Ne yapacaktı önce? Umreyi tamamlayacak. La lev teveccühe ileyha. Sırf Arafat'a doğru dönmekle kaldırmış olmaz. Öyle mi yakıf? Vakfe yapmadıkça dönüp ne yapar? Umresini yapabilir. Ve nahrana biha umre için ihrama girse ba'de tavafin ba'de tavafi il hac haccın tavafından sonra bir de umre yapayım dedi. Nedbe raf'luha umreyi kaldırması iptal etmesi gerekiyor. Yagziha onu sonradan kazanacak. Ve aleyhi demun üzerine bir kurban gerekiyor. Ve nada aleyhi mahaç ve umresine devam etse sahra saytir ve lezimehu demun bir kurban kesmesi lazım olur. Ve demu cebrin bir say. Bu nedir? Noksanlığı tamamlama için mecbur olan şükür kurbanıdır. Ve in ehellel el haccu bi umretin yemen nahri kurban bayramı gününde hacı umre için ihrama kimse telbi yoksa ev eyyamet teşrik günleri 3 gün toplam 4 günde yani. Lezim methubu ona lazım gelir. Ama ve lezim rafduha onu kaldırması, iptal etmesi gerekiyor. Çünkü o günlerde umre mekruhtur. Ve lezim o kadavha günler geçtikten sonra onu kazanması lazım. Ve lezim ettemun
ve bir de kurban kesmesi gerekir. Ve inna da aleyha, bunu yapsa, kurban günlerinde kalkıp umre yapsa, sahas sayı doğrudur ama ve aleyhi temun, bir kurban kesmesi gerekir. Ve men fâtehul haccu, kimi hac kaçırsa, hac kaçır, vakfi kaçırır mesela, fe ahreme bi haccin, ihrama, haccin ihrama girse, ev umretin, umretin ihrama girse, lezmehu raktu, bu ihramını kaldırması gerekiyor. Vel kadav, kazetmesi gerekiyor sonradan. Ve temun ve bir de kurban kesmesi gerekiyor.